tabii başka ülkelerde de e, muhafazakarlık ve anti-gender hareketi bugün hepimizin e, değerlendirmeye çalıştığı, anlamaya çalıştığı e, bir e, gelişme, toplumsal cinsiyet karşıtlığı diyebileceğimiz e, bu gelişimler, İstanbul Sözleşmesi'nin de varlık kazandı. 10-15 yıl içinde e, çok etkili bir siyasi güç haline geldi. Ve e, bir taraftan mevcut kadın kazanılmış olan kadın haklarını tehdit ederken diğer taraftan da yeni hakların, mekanizmaların, yeni normların, standartların oluşmasını engellemektedir. Neoliberal dünya düzeninde baş gösteren krizler, başarısızlıklar tabii kitleler nezdinde hoşnutsuzluklar yarattı. Ve bu hoşnutsuzluklara karşı da milliyetçi bir refleks olarak ortaya çıkan yeni otoriter popülist sağ hareketler oluştu. Ve bunlara eş zamanlı gelişme gösteren toplumsal cinsiyet karşıtlığı bir backlash kavramıyla açıklanmaya çalışılıyor. Fakat ben bunu çok doğru bulmuyorum. Çünkü backlash dediğimiz şey geri tepme, karşı hareket. Feminizme karşı her zaman vardı. Buradaki söz konusu edilen sağ popülizmle eklemlenmiş olarak gelişen bu toplumsal cinsiyet karşıtlığı köken itibariyle 1994 Kahire Nüfus Konferansı ve 95 Pekin'deki Kadın Konferansı'nda yer alan gender ve üreme haklarına yönelik Vatikan öncülüğünde başlatılan muhalefete dayanır. Genel olarak feminizme karşı olan backlash'ten çok daha farklı ve köklü bir muhalefet burada söz konusu. Vatikan öncülüğündeki bu muhalefet zaman içinde güçlenmeye başladı. Bakın 95 Pekin konferansı, 2000 yılı Pekin artı 5. Bu 5 yıl içinde bu muhalefet o kadar güçlü ve görünür hale geldi ki sağ popülizm gerçekten böyle bir medeniyetler arası ittifakı yansıtıyor. Fakat daha sonra İslamofobi vesaire gibi İslam karşıtlığının da Avrupa ülkelerinde güçlenmesiyle bu ittifak belli ölçülerde kırılmalar gösterse de gene söylemlerinde ve hedeflerinde aynı şeyi ifade ediyorlar. Bütün farklılıklarına rağmen kutsal aile ve heteronormallik üzerine kurulur bu tür hareketler. Bir kadın ve LGBT hakları kürtaj karşıtı politika ve yasalarla da somutlaşır. Şimdi tabii AB'ye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Uluslararası düzeyde bir kere Avrupa Birliği, birlik olarak ve içinde barınan çeşitli ülkeler küresel düzeyde cinsiyet eşitliği konusunda kadına yönelik şiddet politikalarının oluşmasında hep öncü rol oynamıştır. AB'nin temel ilkeleri arasında eşitlik ve daha önce de sözünü ettiğimiz ayrımcılığın yasaklanması ilkesi yer almaktadır. Tabi ironiktir çünkü eşitsizlikleri önlemiş değildir böyle ilkelerin olması. Ama sonuç itibariyle Avrupa Birliği hep kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konusunda şampiyon olarak nitelendirilmiştir. Birlik üyesi tüm devletler açısından ortak bir sorun olan kadına yönelik şiddet Birliğin tarihsel süreçte politika üretmeye, faaliyet göstermeye yetkili olduğu önemli alanlardan birisidir. Fakat buna rağmen bu konuda ne Avrupa Birliği anlaşmalarında ne de Temel Haklar şartında özel ve kapsayıcı bir düzenleme yer almamaktadır. Bu da hep oradaki feministlerin sorunsal alanlarından birisi olmuştur. Tabi zaman içinde belli konularda mesela kadın ticareti, iş yerinde cinsel taciz gibi spesifik konularda mevzuatlar geliştirilmiş olsa da bunlar hep bölük ve sınırlı ola gelmiştir. Bu nedenle de Avrupa Birliği de bu bölünmüşlüğü gidermek, mevzut yapıyı güçlendirmek ve ulusal düzeyde üye ülkelere kadına yönelik şiddetle mücadeleye daha etkili bir destek verebilmek için AB sözleşmeyi imzaladı. Bu süreçten sonra özellikle 2016 ve 2019 arasında değişen uluslararası siyasi konjöktüre bağlı olarak AB kurumları ve içindeki siyasi gruplamalar derinleşti. Sağ popülist, e, radikal gruplar art, artan bir varlık göstermeye başladı. Dolayısıyla siyasi yelpazede e, güç dengeleri, ciddi bir şekilde oynadı ve değişmeye başladı. Bunun bir sonucu olarak İstanbul Sözleşmesi artık 2019'dan sonra çok açıktan açığa tartışmaların odak noktasını oluşturdu. Hatta bunlar bizdeki tartışmalardan önce başladı. Özellikle Polonya, Bulgaristan gibi ülkeler nezdinde. Ve toplumsal cinsiyet kavramı da temel bir eleştiri konusu. İşte Macaristan'da toplumsal cinsiyet çalışmaları üniversitelerden kaldırıldı bu bilim değil, ideoloji denilerek. Toplumsal cinsiyet karşıtlığı siyasetin odağına oturmuş oldu. Hatta Türkiye'ye birazcık oradan yansımalar geldi ve Türkiye'deki hoşnutsuzluklara yön verdi falan veya onları biçimlendirdi de diyebiliriz. Bazı üye devletler zaten ulusal düzeyde onaylanacak anlayışıyla AB düzeyinde onaylanmasına karşı çıkarken diğer bazıları sözleşmenin kendisine karşı çıkarak tartışmasız bir şekilde AB'nin bu sözleşmeye taraf olmasını istemiyorlar. İstanbul Sözleşmesi karşıtlığı her ne kadar sözleşmeyi henüz onaylamamış olan cinsiyet eşitliği karşıtlığının yoğun ve katı yaşandığı Orta Doğu Avrupa ülkelerinde daha ciddi boyutlarda görünüyorsa da sözleşmenin yürürlükte olduğu, yani onaylamış olan ülkelerde de radikal sağın cinsiyet eşitliği ilkesiyle her ne kadar doğrudan sorunları olmasa da göçmen karşıtlığı bağlamında örgütlü bir hareket sürdürüyorlar. Özellikle Batı Avrupa ülkeleri işte ciddi bir göçmen nüfusa sahip ve bir demografik krizin eşiğinde olduğu söylenen bu ülkelerde sağ popülistlerin temel siyasi platformu yabancıları ülkeye sokmayalım. Göçmen ve mülteci karşıtlığı siyasetin en belli başlı konusu olna, haline geldi. İstanbul Sözleşmesi dolayısıyla artık sadece toplumsal cinsiyet te karşı kaygıları sembolize etmiyor. Göç gibi konuları da bünyesinde taşıyor Ve e, bu böyle bir e, harmanlamayla e, ırkçı ve cinsiyetçi e, söylemler bir yerde birleşmiş e, oluyorlar. Bana göre bugün yabancı düşmanlığı ve bunun toplumsal cinsiyet ideolojisiyle harmanlanması AB'nin temel değerleri olan demokrasi ve insan haklarının önündeki en ciddi e, tehdit Göç ve yabancı düşmanlığı. Suriye Savaşı çıktıktan sonra e, mülteci meselesi biliyorsunuz Avrupa Birliği ile Türkiye arasında birçok e, kirli pazarlıklara neden oldu. Ve ne yazık ki bu pazarlıklarda Avrupa Birliği kaybeden taraf oldu. Ahlaki bakımdan kaybeden taraf. Çünkü oradaki tavırları neydi? Tamam siz ne yaparsanız yapın gözümüzü yumacağız. Yeter ki mültecileri göndermeyin. İşte çıkmaz, Avrupa Birliği'nin çıkmazı bence burada. Ekonomik ve siyasi çıkarlar insanları yerlerinden ediyor. Ama buna karşılık insanların gidebilecekleri kapılar gittikçe suratlarına kapanıyorlar. Çünkü siyasetin manipülasyonuna yol açan en canlı konu haline geldi. Göç ve mülteci meselesi. Şimdi bu yönüyle baktığımız zaman İstanbul Sözleşmesi etrafında cereyan eden savaşın esasında dünya kadınlarının ortak bir savaşı olduğunu görüyoruz. Çünkü mesela hiçbir coğrafyayla sınırlı değil, hiçbir konuyla da sınırlı değil ama sonuç itibariyle hangi siyasi tercihler ön plana çıkarsa çıksın bunlar doğrudan doğruya kadınların bedenleri, kadınların doğurganlıkları, kadınların hakları üzerinden somutlaşıp siyasete dökülüyor. Kadınlar artık kapitalizm ve patriyarkanın dalga kıranı olmaya razı değiller. Eşitsiz cinsiyet yapılanması bu durumda ancak ve ancak daha fazla şiddet ve daha fazla baskıyla sürdürülebilir. Ve bunun örneklerini zaten görüyoruz. Bunu sadece devlet eliyle değil, devletin ıı, bu yöndeki muhafazakar politikalarından esinlenen ve cesaret eden küçük patriarklar da e, sapır sapır kadınları öldürüyorlar. Bugün artık ciddi bir küresel dünya sistem kriziyle karşı karşıya olduğumuz kesin. Bu dünya krizi e, alışa geldiğimiz liberal e, demokrasi e, uluslararası yönetişim sistemleri ve onların kurumlarının artık idame edilemez noktaya geldiği ve bunların saldırı altında olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Sınırların daha ciddi bir şekilde kapanması, korunması, eski anlayışta, Vesfalyan anlayıştaki bir devlet egemenliğinin, ulusal egemenliğin hakim olması, devletin gittikçe gücü tekelinde toplaması, hak hukukun ortadan kalkması, güçler dengesinin ulusal düzeyde, Göz ardı edilmesi ki bu bugün de yapılıyor biliyorsunuz. Ama şunu da unutmayalım ki tabii ki toplumsal yaşam diyalektik e, bir yaşamdır. Yani bu bir insan hakları mücadelesi alanıdır. Ve bu mücadelede ilerici güçlerin tekrar toparlanarak dönüştürücü bir güç haline gelmesi durumunda bu muhafazakarlığı, bu sağ popülizmi e, ve toplumsal cinsiyet karşıtlığını yenme yenebileceğimizi, Düşünüyorum. Feminist hareket bugün oldukça güçlü bir hareket. Çünkü bütün bu gelişmeler feminizmin tabanını genişletti. Feminizme artık mesafeli hale gelen özellikle batı ülkelerindeki kadınlar, biz özgürleştik artık sorun üçüncü dünya kadınlarınındır anlayışı kırıldı. Çünkü bu tür gelişmelerin kazanılmış hakları ne kadar kolay geriye çevirebileceği, işte Amerika'daki Yüksek Mahkemenin kürtaş konusundaki kararlarıyla bu sorunları Amerika'daki kadınların tamamen kucaklarına oturtu verdi. Bugün feministler dünyanın her yerinde ortak küresel bir kolektif hareket geliştirip ilerici diğer hareketlerle birlikte bu dünya krizine karşı bir ilerici hareket üretmenin yolundalar. Neoliberalizmin kadın haklarını nasıl kendi içine hapsettiğinin bilincine vararak kapitalizmi artık sorunsallaştırma zorunda feminizm. Yani artık kimlik meselelerinden ana akımlaştırma gibi kadını işte iş gücüne katılımı vesaire gibi kamusal alandaki temsilini artırma gibi hedefleri bir tarafta tutup ama bunların ötesinde kapitalizmi sorunsallaştırarak anti kapitalist hareketlerle ciddi bir işbirliğine gitme zorunluluğu var. Mevcut olan sol popülizmde sağ popülizm gibi her ne kadar farklı bir platformdan ilerlemişse de çözüm olamamıştır. Dolayısıyla feminizmin kapitalizmi sorunsallaştırarak anti kapitalist hareketlerle işbirliği içinde yeni bir sol vizyon üreterek dönüştürücü bir harekete doğru gitmesi gerekiyor. E çok büyük ümitlerle geliştirilen İstanbul Sözleşmesi ne yazık ki son 10-15 yılda yükselen toplumsal cinsiyet karşıtlığı ve soğuk popülist hareketlerin güçlü bir siyasi e, zemin ne oturduğu döneme rastlamıştır. E, oysa e, 90'lar kadın hakları konusunda son derece e, aktif ve ümit verici bir dönemdi. Hatta ben 90'ları bir dönüm noktası olarak nitelendiririm. İşte BM'nin küresel konferansları, İstanbul'da Habitat yapılmıştı. Devletin, uluslararası sistemlerin ve sivil toplumun paylaştığı insan haklarının gerçekleşebileceği yönünde bir hedef etrafında bir heyecan söz konusuydu. Burada tabii çok önemli bir takım özellikle kadına yönelik şiddetle ilgili mekanizmalar geliştirildi. 92'de Sedav Komitesi Sedav Sözleşmesindeki boşluğu doldurmak için kadına yönelik şiddetle ilgili bir karar kabul etti. 93 Viyana İnsan Hakları Konferansına şiddet ilk defa bir insan hakkı ihlali olarak kabul edildi ve bunun arkasından hemen 93 yılında Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddetin Bertaraf Edilmesi deklarasyonunu kabul etti. Ve 94 yılında da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Özel Raportörlüğü ve benim de 6 yıl boyunca yürüttüğüm bir görev alanı oluşturuldu. Aslında bunların hepsi o ataerkil katı ataerkil dünya düzenini düşünecek olursak hepsi birer devrimci bir adım olarak nitelendirilebilir. Ve orada da bitmedi. bu tür gelişmeler mesela aklıma gene gelen en önemli gelişmelerden birisi 1998 yılında Uluslararası Ceza Mahkemesini oluşturan Roma Statüsü'nde savaşlarda kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olarak kabul edilmesi ve faillerin ceza mahkemesi uluslararası ceza mahkemesinde yargılanabileceğine hükmetmesi. 2000 yılında da Birleşmiş Milletler'in en erkeksi ve ciddi diyebileceğimiz kurumu olan Güvenlik Konseyi kadın barış ve güvenlik adı altında 1325 oğlu kararını kabul etti. Bunların her biri içinde bulunduğu ortamın güç dengelerini ve tavizleri yansıtıyor. Bununla birlikte hepsi ileriye doğru bir pozitif adım olarak düşünülebilir. Bütün bu pozitif adımlar atılırken bugün en kadın aleyhtarı diye düşünebileceğimiz ülkelerde bile çok önemli düzenlemelerin devlet tarafından ele alınmasına neden oldu ve sivil toplumu da kadınları da geriye dönüşü olmayan bir eşitlik ve özgürlük bilincine sürükledi. Dolayısıyla bugün elimizdeki en büyük güç sanıyorum şiddete karşı sessizliğin kırılmış olması ve kadınların o eşitlik bilincinin geri alınamayacak olması. İstanbul Sözleşmesine karşı siyasi e, tehditler e, bu dinamikler e, çerçevesinde tekrar tersine dönecektir. Yani kadınlar artık bu haklarının sahibidir. Devletin buna sahip çıkması değil, kadınların bizzat kendisinin sahip çıkması bu motorun çarkının döneceği anlamına gelir. Dolayısıyla ben İstanbul Sözleşmesini tekrar gerek Türkiye'de gerek Avrupa nezdinde tekrar kadın haklarının bir güvencesi olarak sahiplenilen bir belge haline geleceği ve hatta ondan sonra da oturup daha da nasıl ileriye götürebiliriz tartışmalarının açılacağı ve eleştirel gözlüklerimizi tekrar takabileceğimiz günlerin geleceğini ümit ediyorum ve inanıyorum buna.